Merhabalar Alişir Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Akşamlar. Öncelikle hepinizi Harita ve Kadastro Mühendisler Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bilirkişilik üzerine konuşacağız. Konumuza geçmeden önce kısa bir iki bilgilendirmede bulunmak istiyorum. İstanbul Şubemiz etkinliklerine bu pandemi sürecinde devam ettirmeye çalışıyor bu sanal ortamlardan. Bugün 8. yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında 9. yayın olacaktı. Geçen hafta teknik bir problem çıktı. Geçen haftaki yayını da yine önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız. Bunun yanı sıra eğitim komisyonumuz 6 aylık bir eğitim programı üzerinde çalışıyor. Bunun içerisinde mevzuat, mesleki konular, onun yanı sıra yazılım, donanım, birçok konuyu içeren farklı farklı alanlarda eğitimlerimiz olacak. Bunları da toplu bir şekilde siz üyelerimizle, meslektaşlarımızla paylaşacağız. Bu salgın sürecinde evlerde, uzaktan eğitimlerle, bu şekilde bilgilendirmelerle bu süreci atlatmaya çalışacağız. Tabii normalleşme pratikte, şu anda teoride yavaş yavaş normalleşmeden bahsediliyor ama tabii bunun pratikte uygulaması nasıl olacak? Onu gördükten sonra da fiziki ortamlarda da etkinliklerimizi devam edeceğiz. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta meclis açılıyor. Biliyorsunuz meslek odalarıyla ilgili bir yasa tasarısı gündemde. Barolar ve TMOB'a karşı bunların susturulmasına yönelik bir yasa tasarısının olduğu konuşuluyor. Maalesef antidemokratik bir ortamda bu yasanın içeriğiyle ilgili bir bilgimiz yok. Bugün basından öğrendiğimiz kadarıyla taslak saraya gitmiş, orada inceleniyormuş. Sanırım önümüzdeki günlerde meclise sevk edilecek. Meslek odalarının çalışmasının engellenmesiyle ilgili bu tasarının geri çekilmesini gerektiğini buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Bu kısa girişten sonra bugünkü konumuza başlayabiliriz. Öncelikle size bu haftaki konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Alişir Özperçin bizim İstanbul Şubemizin, Harita ve Kadastro Mühendisliği Odası İstanbul Şubemizin 24. dönem yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Birlikte çok güzel üretimlere katkı sağladı. Kendisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak çalışıyor. Yüksek Harita ve Kadastro Mühendisi, aynı zamanda sosyoloji mezunu. Uzun süredir de bilirkişilik görevlerinde de bulunuyor. Bize bugün hem bilirkişilik deneyimlerini aktaracak, hem de bilirkişiliğe dair eleştirilerimizi, ortaya çıkan durumu, daha önceki durumla karşılaştırmalarını birçok konuya değinmeye çalışacağız. Ben sözü Alişir Bey'e bırakmadan önce kısa bir bilirkişilikle ilgili birkaç şey daha söyleyip Alişir Bey'in konuşmasını başlatmak istiyorum. 2016 yılında bilirkişilik kanunu çıktı. Bu bilirkişilik kavramı hep tartışmalıydı. Uzun süredir bu konular birçok alanda tartışılıyordu. Hem hukuki alanlarda hem bizim teknik konularda tartışmalar devam ediyordu. Bunların sonucunda 2016 yılında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle belli kriterler getirildi. Bu kriterlerin ışığında bilirkişiliğin daha düzgün, daha doğru şekilde yapılacağı öngörülüyordu ama 4 yıl içerisinde ne kadar düzeldi, bu bilirkişilik konusunda ne kadar ilerlemeler ortaya çıktı, bunları tekrar ilerleyen saatlerde konuşacağız. Şimdi bilirkişilik nasıl olunur? Kriterleri nedir? Harita mühendislerinin bilirkişi olduğu zaman çalıştığı alanlar nelerdir? Böyle bir girişle konuyu Alişir Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de senin şahsında İstanbul Şube 26. dönem yönetim kurulu tekrar hayırlı olsun diyorum. Yönetimi devraldıktan sonra çok kısa bir süre sonra Türkiye salgınla mücadele etmeye başladı. Ama bu süre zarfında gerçekten çok güzel etkinliklere imza attınız. Ve hepsini gerçekten beğeniyle takip ediyorum. 26. döneminde bütün üyelerimize hayırlı olmasın diliyorum. Aynı zamanda geçirdiğimiz günler itibariyle dünyadaki herkese de sağlıklı günler diliyorum. Bu söyleşiye davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi tabii konumuz bilirkişilik. Ben şu anda bu söyleşiye
katkı sunmaya çalışan kişi olarak bir bilirkişi uzmanı değilim. Ancak muhtemelen bizi dinleyen veya dinleyecek olan kişilerden bu konuda çok daha deneyimli kişiler mevcuttur. Ancak bilirkişiliği uzun süre yaptım ve bu bilirkişilik kanundan sonra senin de zikrettiğin mesleğin harita mühendisliğinin, harita ve kadastro mühendisliğinin bilirkişilik alanında faaliyetiyle ilgili oda çatısı altında bazı çalışmalara katıldık. Bu söyleşide bunları söylediğin gibi paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bilirkişilik nedir? Önce en temel tanımıyla başlayalım. Bizim mevzuatımızda hakimin hukuk bilgisi dışında ihtiyaç duyduğu teknik ve diğer bilgilere başvurduğu uzman kişi bilirkişi. Bu bilirkişilik müessese olarak, kurum olarak aslında eski, yani toplumsal bir kurum olarak. Ama 2016 yılında çıkan kanunla bu fiziki bir kurumsallaşmaya gitti. İşte bir daire başkanlığı, bir denetim ve işte sicil kayıtların tutulacağı bir hale getirildi. Bilirkişi nasıl olunur? Bilirkişi kanunun 10. maddesi bunu düzenlemiştir. İşte dolandırıcılık, efendim yalan, iftira gibi suçlardan hüküm giymemiş olmanız gerekir. Oranın bir B bendi eklendi oraya 2018 yılında. Orada da terörle ilgili iltisaklı bulunmamak gibi bir ibare eklendi. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aslında birçok kanun eklendi ama orada bir cezai hüküm öngörmüyor. Sadece iltisaklı olmak diye bir şey yazıldı. Ancak şu ana kadar ben bilirkişiliğe başvuru yapanlar içinden bu madde dolayısıyla mağdur edileni duymadım. En azından şu ana kadar öyle bir şey bizim bilgimizde olmadı. Onun haricinde eğer 5 yıllık mesleki deneyim şartı var. Tabii burada aslında 5 yıl çalışmış olmak olarak tanımlamış kanun bunu. Biz de bunu odaya biliyorsunuz kayıt süreciyle başlatıyorduk önceden kamulaştırma bilirkişiliği döneminde. Ancak şu anda bilirkişiliğe başvuracak kişilerin şayet diploma yılı itibariyle 5 yılı tamamlamışsa bu şart yani fiilen o işi yapıp yapmadı ayrıca test edilmiyor veya bir kontrol sürecinden geçirilmiyor. Orada kişinin beyanı esas alınıyor. Ondan sonra da bir temel eğitim bu kanunla beraber getirildi. Temel eğitimi işte Adalet Bakanlığı'nın eğitim vermek üzere yetkilendirdiği kuruluşlar var. Odamız da bu eğitim verme hususunda yetki sahibi. Bu süre zarfında da çeşitli zamanlarda bilirkişilik temel eğitimini yaptık. Bilirkişilik temel eğitimi 18 saat teorik, işte 6 saat pratik eğitimden oluşuyor. 18 saat pratik eğitim, teorik eğitimin içeriği çok kesin bir şekilde belli. Hangi konuların anlatılacağı, kim tarafından anlatılacağı. O ilk başta hatta idari hukukunda en az doktora seviyesinde kişilerin öğretim bu dersleri verebileceği öngörülmüştü. Daha sonra Danıştay o maddeye bir durdurma getirdi. Fakat o maddede tekrar bir değişiklik yapılmadı. Onun haricinde de 6 saat uygulama eğitimi almış olmanız gerekiyor. Şimdi bilirkişilik temel eğitimine gittiğiniz zaman zaten bu bilirkişilik kanunu işte sizin bilirkişi olarak bilmeniz gereken, öngörmeniz gereken mevzuat hükümleri anlatılıyor. Aynı zamanda biz odada uygulamalı pratik eğitim kısmı kanunda çok belirtilmemişti. Burada da biz harita mühendisinin fiilen uygulamada nelerle karşılaşmış olabileceği hususunda içerikli bir eğitim veriyorduk. Şimdi bilirkişilik eğitimini de aldıktan sonra temel eğitimi aldınız, bunu belgelendirdiniz. Ondan sonra Bilirkişilik Daire Başkanlığı her yıl belli dönemlerde ilan tarihlerini belirliyor. Buna göre bilirkişilik bölge kurulları var. İşte İstanbul için İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu var. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul yetki kapsamında. Burada bilirkişilik ilanları hazırlanıyor. Siz de bu belgelerinizle oraya başvuru yapıyorsunuz. Şu anda zaten online olarak başvurular yapılabiliyor. UYAP'ından başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz kabul edildiği takdirde sizi yemine çağırıyorlar. Ve bilirkişi yeminini ettikten sonra bilirkişilik siciline kaydoluyorsunuz. Bundan sonra artık siz fiilen bilirkişilik yapabileceksiniz. Tabii buraya kadar anlattığımız husus aslında bu işin hukuki ve mevzuat kısmı. Şu anda bizi dinleyen veya dinleyecek olan üyelerin birçoğundan da şöyle bir serzeniş gelebilir. Ya kardeşim biz bunu yaptık, listeye girdik. Ama bilirkişiliği yapamıyor. Yani kimse bizi çağırmıyor. Biz adliyelere gidemiyoruz serzenişinde bulunuyorlardır. Evet, yani, onu söyleyecektim ben de. Yani böyle... Üyelerimiz sesi oluyoruz gördüğünüz gibi. Yani bunlar bize kadar geliyor. Bunu süreç içinde gene tartışalım. Yani bilirkişi olduk listeye girdik. Tabii önce
Ama adliyenin kapısından nasıl gireceğiz bu işe? Bilirkişi listelerinde yer aldıktan sonra işte bilirkişinin bazı görevini yaparken şartları var. İşte dürüstlük, işte bilgi mesela görevi sırasında edindiği bilgileri saklama gibi. Bunları madde madde tekrar söylemiyorum. Çünkü kanunda ve yönetmelikte çok açık belirtilmiş. Sadece şunu söyleyeyim. 2016 yılında bu kanun geçmeden önce bilirkişilikle ilgili zaten çok büyük tartışmalar vardı. Ve bu bilirkişilik temel eğitiminde mesela 24 kişilik sınıflar olacak, sınıf mevcudunu artıramazsınız. Dersler 50 dakika olacak, 10 dakika teneffüs olacak, blok ders yapamazsınız. Günde 6 saati geçen eğitim yapamazsınız gibi. Ve bu çok katı bir şekilde de Adalet Bakanlığı tarafından denetleniyor. Hani o da eğitimci kuruluşu ama bunu yaptıktan sonra bununla ilgili evrakları her şeyi düzenli olarak hazırlayıp ilgili yere iletiyoruz. Hatta eğitimin sonunda bir anket yapılır. O anket de aslında odaların veya kuruluşların yaptığı bir anket değil. Adalet Bakanlığı'nın yine yaptığı bir anket. Bu anket sonuçlarını doğruya bildirmekle yükümlü. Bu yasa çıktığı zaman aslında hep şöyle konuşuluyordu. Yani kamuoyuna da öyle aksettirildi. Yani ben öyle hatırlıyorum. Artık işte bazılarında 300-400 dosya birikmeyecek, sırayla çağrılacak. Bu belli kriterler oluşturulacak ama hani benim gözlemlediğim siz daha iyi bilirsiniz. Uygulamanın içerisindesiniz. Bilirkişilik yapıyorsunuz. Bu sırada bir bilgi de ben vereyim. Ben de 2 yıldır listedeyim. 1 kere çağrıldım. O da geçen sene ayındaydı. Asliye cezadan çağrıldım. Muhtemelen orayla çalışan mühendis arkadaş tatildeydi. Öyle bir şey oldu. Ben de kimseyi bulamadılar. Bir de şey olduğunu aşağıdan da birkaç mesaj gönderildi. 2020 yılı içerisinde bilirkişilik listeleri dolduğu için tekrar bir liste açılmadı. Yani listelerde dolu ama atıyorum 5000 tane harita mühendisi varsa listede belki 300 tanesi çağrılıyor. Ya büyük bir çoğunluğu çağrılmıyor. Sürekli aynı kişiler. Onların üzerinde 200-300-500 dosya. Diğer taraftaki meslektaşlarımızda, diğer alanlarda da böyledir sanırım. Çağrılmıyor. Bunun aslında bir düzene sokulması gerekiyor. Yani bu yasa bunu sağlaması gerekmiyor mu sizce? Şimdi bu kanun çıkmadan önce aslında bu bilirkişilik müessesesi Adalet Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde incelendi. Dünyadaki örnekleri de incelendi. Ve bilirkişilik kurumundan kaynaklı bazı sorunların meydana geldi. Bu sorunlardan biri de hep aynı kişilerin dosyalara gitmesi, bundan dolayı kişinin iş yükünün artması ve sağlıklı ve nitelikli raporlar yazamaması. Hatta bazı mahkemelerde bilirkişilerin hukuki değerlendirme yaparak raporlar hazırlaması, yine Adalet Bakanlığı iş denetçi müfettişin raporundan alıntılamayla söylüyorum. Bazı mahkemelerde kararların dahi bilirkişiler tarafından yazdırıldığı tespit edilmişti. Şimdi bilirkişilik aslında dediğim gibi müessese olarak çok eski. Yani bizim şu anda bahsettiğimiz tabii yargılamada yer alan bilirkişiler olarak. Bunu internet üzerinden bir arama yaptığımda yakın tarihte bir yüksek lisans tezine ulaştım. Gerçi o adli tıp hususundaydı. Orada bilirkişiliğin tarihçesine de bir inceleme yapılmıştı. Şu anda tez açık olmadığı için bu tezi hazırlayan kişinin adını burada zikredeyim. Bizi bağışlasın eğer bu konuşmayı dinliyorsa veya dinleyecekse. Milattan işte 44. yılda ilk defa Julius Caesar'ın öldürülmesi üzerine hazırlanan bir doktor raporunun ilk bilirkişi raporu olarak alınabileceği öngörülüyor. Bizim kendi tarihimizde de bilirkişilik eski. Mesela Mecelle'de de bilirkişilik var. Ehli vukuf olarak geçer. Ve ilginçtir, ehli vukuf sadece konusunda uzman kişi olarak tanımlanmıştır. Yani mecelleye göre bir bilirkişi tayin edilecekse bu kadın olabilir, gayrimüslim de olabilir. Yine Cumhuriyet tarihinde 1927 yılında işte hukuk mahkemeleri ilk usul kanunun çıktığında burada gene ehli vukuf tanımlanmış. Ama bilirkişinin görevleri ne olduğu belli değildi. Sadece mahkemenin, hakimin hukuk bilgisi dışında başvurması gereken kişi olarak tanımlanmıştı. Niye bu 2016 yılında bir kanuna bağlanma, daire başkanlıkları kurulması, listelerin hazırlanmasına gerek görüldü? Çünkü bilirkişilik bir sektör haline geldi ve sürekli büyüdü. Kişilerin talepleri arttı ve böyle artınca bir sektör haline gelince kamusal önceliği ikinci plana kaldı. İkinci plana kalınca artık bu işin denetlenmesi ve kontrol altına alınması gündeme geldi. Bu bilirkişilik kanunu bundan çıktı. Zaten şu anda bilirkişilik kurulları
her bilirkişi raporunu bir suretini yedekliyor, arşivliyor. Hatta bunlarla ilgili inceleme başlatabilir, resmen başlatabilir, itiraz üzerine şey yapabilir. Memuriyette olduğu bizim şubemize her hafta bir tane inceleme raporu örneği geliyor. Daire başkanlığından veya bölge kurullarından. İşte bir meslektaşımıza ortalama haftada bir, iki haftada bir geliyor. Hepsi reddedildi. Yani ben şu ana kadar bir bilirkişiyle ilgili bir itirazın bölge kuruluna kabul edildiğini İstanbul Şube olarak karşılaşmadık. Bilmiyorum siz karşılaşmadık. Ya şöyle bir... Galiba orada sadece usul yönünden inceliyorlar sanırım. Hani şöyle, evet, harita mühendisiyle ilgili bir işlemde gerçekten bir harita mühendisi mi görevlendirildi? Bu çerçevede inceleniyor. Etik, oradaki ilişkiler, içerik değerlendirilmiyor galiba. Öyle mi? Böyle içerik olarak bakamıyor zaten. Çünkü içerik, evet, olarak bakabilmek için bir uzmanın bakması gerek. Ama bunu hakimler, bilirkişilik bölge kurulu inceliyor. Onlar mesela şuna bakıyorlar. Raporun içerisinde görevi aşarak bir hukuki değerlendirme yapılmış mı? Hukukun, yani raporun içeriğinde sadece bu inceleme yapılabiliyor. Bizim mesleğimizde şikayet hususu olan kişiler bu, yani herhangi bir ceza almamış olabilir ama başka meslek gruplarından böyle cezalar alındığını biliyoruz. Çünkü bir kişilik zaten duyuruyor bunu. Şu kişi listeden çıkartmıştır diye. Ama bu kanun şu anda 3 yıl geçti. Belki konuşmamızın en zamanlarında ona da zaman ayırız. Yani bu 3 yıllık süreçte acaba istenen, hedeflenen şeye ulaşıldı mı? Çünkü bilirkişilik kanunu ilk çıktığında şu vardı. Bilirkişi, dediğiniz gibi, hani bir bilirkişi kaç dosya alabilir? Ona bir sınır getirilmesi. Ve bilirkişilerin çalışma esaslarının nitelendirilmesi. İşte tevzi sistemi denen, sizin bahsettiğiniz sistem o. Tevzi sistemi. Yani işte şu anda biliyorsunuz mahkemelerde var. İşte Anadolu Adliyesi'ne gidip bir dava açtığınız zaman tevzi sistemi sıradaki mahkemeye dosyayı atar. Yani siz hakim veya şey belirleyemezsiniz. Sistem herkese eşit bir şekilde dağıtır. Bilirkişiliğinde böyle olmasını, yani hakim işte bilgisayarın başından, UYAP sisteminden bana hangi alanda bilirkişi gerek? İşte harita ve kadastro mühendisi lazım dediği zaman bilirkişilik listesinden sistemin otomatikman sıradaki veya neyse rastgele bir seçimde birini görevlendirmesi. Ancak bu tevzi sistemine geçişin bazı şartları var. Bu şartlardan biri de bilirkişilik listelerinin homojen hale gelmesi. Yani bilirkişilik listesinde çok fazla kişi var ama acaba bu kişilerin hepsi gerçekten bilirkişiliği yapabilecek kabiliyete sahip mi? Yani o bilgiye sahiptir muhtemelen harita mühendisi eğitimini aldığı için, ancak bilirkişi olarak bilgisini sunabilen, yazıya dökebilecek, ilgili yerleri araştırıp gerekli özeni gösterecek kişi mi? İşte bu hakimlerin zaten bu bilirkişilik kanununa bir muhalefetleri vardı. Çünkü bu bilirkişilik kanununda biliyorsunuz hukuk mezunlarının bilirkişiliğinin önü kesildi. Önceden vardı. Mahkeme bilirkişi, hukuk bilirkişisini işte değerleme uzmanı, hesap uzmanı gibi isimlerle alıyorlardı. Bu kişiler de dosyaları şöyle bir inceliyor. Bir içindeki efendim iddiaları özetliyor. Yani, abiyane tarih biriyle dosyayı bir derleyip topluyor. Bir rapor özet haline getiriyor o kalın dosyalardan. Ve belki Yargıtay içtihatlarıyla ilgili şeyler veriyor. Hakim de en azından dosyanın tamamını incelemekten kurtulup burayı inceleyerek karara varıyordu. Bu da, bunun önü kesildi ama bazı mahkemelerde bu kilit noktaya geldi ve Anayasa Mahkemesi'ne hakimler tarafından dava açıldı. Hatta bildiğim kadarıyla iki tane de muhalefet milletvekili bu maddelerin iptali için dava açmıştı. O bilirkişilik kanunda. Şu anda bilirkişilik daire başkanlığına girdiğiniz zaman o Anayasa Mahkemesi'nin kararı da vardır. Anayasa Mahkemesi bütün iddiaları bilirkişiliği listesinin dışından mesela atama yapılması şu anda yapılamıyor. Eğer İstanbul bilirkişilik listesinde kimse yoksa en yakın bilirkişilik listesine bakmak zorunda. Orada da yoksa ancak hakim dışarıdan yapabiliyor. Onu da bilirkişilik bölge kuruluna bildirmek zorunda. Hakimler de bunun şey olmayacağını, hakimin kararını bağlayıcı nitelikte olduğu, belki bazı uzman işte şu kişi bunu çözer diye bildiğiniz bir üniversitedeki diyelim çok ekstrem bir konudaki bir uzmanın bilirkişilik listesine kaydolmadığını ama en yakın listede de bu alanda birinin olduğunu düşünün. Onu seçemiyordu, diğer kişiyi seçmek zorunda şu anda. Bunlar da Anayasa Mahkemesi'ne dava konusu edildi. Dava konusu edilen hususlardan biri de bilirkişi raporlarında hukuki değerlendirme yapılamaz ibaresiydi. Şimdi bizi dinleyenler ya bunda ne var? Tabii ki bilirkişi hukuki değerlendirme yapamaz. Bu kanaattedir. Ancak itiraz şunun üzerineydi. Bilirkişiler işte mesela bizim mesleğimiz için mesleklerini bazı mevzuatlara göre yürütürler.
Ve bu mevzuatların da aslında orada açıklanması ve bununla ilgili kanaatlerini de bildirmeleri gibi. Yani eğer o zaman bilirkişi hakim olduğu mevzuatla ilgili hiçbir şey yazamaz, bu hukuki değerlendirmeye girer, sürekli bir tartışma konusu olur diye. Anayasa Mahkemesi bunların hepsini esastan inceledi ve reddetti. Yani şu anda bildiğim kadarıyla esastan incelenen görüşmelerde de 10 yıl süresince tekrar dava açılamıyor. Şu anda mevcut bilirkişi kanunu hakimlerin muhalefetine veya böyle dava yollarına gitmesine rağmen şu anda hala var. Peki hakimler niye muhalefet etti? Mesela bu bizim aslında neden bilirkişi gidemiyoruz? Hep aynı kişiler gidiyor. Hakimlerin tabii şu serzenişte de bulunanlar oluyor. Yani onları da duyuyoruz. İşte bilirkişilerin kalemle belki gayri ahlaki bir ilişki içine girdi. Şimdi tabii çok geniş bir alan, yani çok kişiyi içine alan bir şey. Herkesi töhmet altında bırakmamak gerek ama herkese de kefil olunamaz yani, değil mi? Yani kimin ne yaptığını bilemeyiz. Ancak hakimlerin bilirkişi seçiminde bir gayri ahlaki ilişki içine girmesi çok muhtemel değil. Biliyorsun sen de yani bu konulara bizden daha çok hakimsin. Aynı zamanda hukuk mezunusun. Bu konuda belki senin de katkıların olacak. Mahkemede, yargılamada hakim var, savcı var, serbest avukat var. Burada mesela savcının aslında vicdan sahibi olması öngörülmez. Serbest avukatın da yani bir vicdan sahibi olması öngörülmez. Yani pratikte olabilir ama teorikte vicdanlıyla hareket etmesi beklenmez. Hatta yakın zamanda televizyonlarda çokça gördüğümüz bir sima, kendini ulusalcı olarak nitelendiren, bu konuda çok sert tartışmalara giren televizyonda bir avukatın ki İstanbul Barosu'nda da görev yapmıştı. Şu anda işte bir cemaatin veya ulusal kanatta çok ters düşen bir yapının avukatlarının üstlendiği mesela basından görüyoruz. Şimdi buna benzer olaylar var. Çünkü avukatlık veya savcılık bir iddia ortaya atar. Ama o iddianın doğru olup olmadığına karar verecek ve verdiği kararla da mesuliyeti üzerine alan kişi hakim. O yüzden hakimlerin istediği şey şu: kararda isabet oranım yüksek olsun. Yani doğru kararı verebileyim. O yüzden de eğer hukuk mahkemelerinde bilirkişiyi seçerken o konuda gerçekten vakıf olan, böyle davalara çok defa gitmiş olan, deneyimli olan kişiler çalışmayı tercih ediyorlar. Yani raporun yazım usulünü biliyor, şeyi biliyor. Verdiği bilirkişi kararına göre, bilirkişi raporuna göre verdiği karar Yargıtay'dan onaylanıyor. Şimdi istinaflar kuruldu biliyorsunuz. İstinaflardan onay alıyor. İşte hakimlerin aradığı aslında bu. Ama burada şöyle bir sorun var. Bu bir ekleme yapacaksan buyur. Ya orada bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde hakimlerin uzman kişilerden, daha doğru rapor yazan kişilerden bilirkişi raporu istemeleri normal gibi görünüyor ama diğer taraftan bizim hukuk mevzuatımıza göre bütün hakimler hukuku bilmek zorunda. Hukuku hakim uygular. Yani hatta dava açarken yanlış kanun maddesine göre, yanlış gerekçelerle açsanız bile doğru maddeye göre hukuku hakimin uygulaması lazım. Bilirkişi raporlarında da uymak zorunluluğu yok. Aynı şekilde. Evet, takdir edilir. Yani orada, ama benim gözlemlediğim, tabii ki çok nitelikli hakimler var. Ama bazı hakimler özellikle bu işi sizin de belirttiğiniz gibi bilirkişilerin üzerine yıkma eğiliminde. Bilirkişiler hazırlasın raporu, hukuki nitelendirmeyi de yapsın. Hatta avukatların artık bilirkişi olamamasının engellemek için, olmasını engellemek için yapılan düzenlemenin de şöyle etrafında dolaşıyorlar. Bir sertifika veriyorlar. Atın evet. Hesabını evet. Falan filan diye. O sertifikayla avukat listeye giriyor. Yine o hakim o avukatı buluyor. Onu bilirkişi olarak atıyor. Ondan yine hukuki nitelendirme almaya çalışıyor. Bu aslında yasanın etrafında dolaşmak oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Birçok İşte 15 Temmuz'dan sonra Fethullahçı hakimin görevden alınmasıyla birlikte tecrübeli hakim sayısı da düştü. Gerçekten şu anda çok tecrübeli, yani ben İstanbul'da bile gözlemliyorum. 24-25 yaşında ağır cezada hakimlik yapan, daha önemli noktalarda hakimlik yapan, çok tecrübesiz, yeni mezun hakimler var. Şimdi bunlar da ister istemez bilirkişi raporlarına sığınmak istiyorlar. Böyle de bir durum var. Bu da sıkıntı yaratıyor. İnsanlar
hep aynı kişilere güvenerek, yani ondan belli bir şey alıyor ama belli bir noktadan sonra hakimler de hep aynı kişilerle çalıştığı zaman ister istemez bilirkişiyle hakim arasında da psikolojik olarak da, hani hiçbir talep olmasa farklı bir yakınlaşma, farklı bir durum ortaya çıkabilir. Bunun da bir riski var. Bunu eklemek istedim. Belirlediğin aşağıdan birkaç şey akıyor soru. Özellikle evet. Herhalde genç meslektaşlarımız, yeni mezun meslektaşlarımız harita mühendisleri hangi alanlarda bilirkişilik yapıyor diye biz sorular da, yok. Evet. Bunları da bilirsek. Onu da belirtelim ama öner doğru. Şu anda adli sistem zaten biliyorsun hakimlerin şu anda bağımsızlığı. Yani biz hukuk mahkemelerinde ben daha çok bilirkişilik yapıyorum. Orada bu çok hissedilmiyor ama ceza mahkemelerinde özellikle gerçekten bu bağımsızlık olayı ciddi tartışma konusu. Yani bazen televizyonlara yansıyan şeylerde de görüyorum. Bir anda yetişmiş hakim kadrosu işte bu darbe girişiminden sonraki operasyonlarla uzaklaştırıldı ve bunların yerlerine mecburen gene Anadolu'da görev yapan ve belki henüz o olgunlaşmamış o mahkemede efendim hakimlik yapabilecek tecrübeye yani bilgi olarak sahiptir ama belki tecrübe ve deneyim olarak sahip daha bu olgunluğa erişmemiş kişilerin de ataması yapıldı ama bunlar da benim gözlemlediğim kadarıyla yeni şeylerle hızlı bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor. Ama söylediğin şeyler doğru. Ne doğru? Mesela hakimlerin gerçekten aynı bir çalışma hususunda bazı sorunlar var. Dediğim gibi daha önce Adalet Bakanlığı da bu durumu zaten tespit etmiş. Yani bazı hakimlerin kahiyi bilirkişilere yazdırdı. İşte onlara bu şekilde güven duyduğu. Doğru. Ancak şimdi bizim için şöyle bir durum var. Yani bilirkişi listesine girdiniz ve gitmek istiyorsunuz. Şu anda ben mesela bu söyleşi talebi geldiğinde, daveti geldiğinde internet araştırmada işte bilirkişi listesindeyim, mahkemeye nasıl gidebilirim sunun Google'dan çok defa arandığını gördüm yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Mesela üniversiteden yeni mezun arkadaşlar normalde herhangi bir iş yerine de başvursa şimdi diyorsun ki mesela iş tecrübeniz var mı? Yok. Başka yere gidiyorsunuz. İş tecrübeniz var mı? Yok. 3, 4, yok, yok. Ya kardeşim birinizi alın da iş tecrübeniz olsun değil mi? Yani şimdi burada da öyle bir şey var. Aslında hakimlerle bir şey tanışmayı başarırsanız, kendinizi anlatabilirseniz, ifade edebilirseniz. Çünkü bazı hakimler şekilde hani geldi, işte bilirkişi biliyorsun şu anda reklam yapamaz. Ama harita mühendisi kartvizitinizle gidip ben bilirkişi listesinde yine bilirkişilik yapmak istiyorum dediğiniz zaman bazı hakimler ciddi bir iş görüşmesi gibi görüşmeden geçiriyor. Yani hangi alanlarda uzmansınız, ne kadar var gibi. Hatta benim tanıdığım bir hakim bayağı bir ajan. Listeye girmek buyur. İçin 5 yıllık tecrübe şartı ve eğitim şartı gerekiyor değil mi? Yani eğitim almış olmak. 5 yıl. Evet. Tabii temel eğitim almış olmak gerekiyor. 3 yılda bir işte ikinci bir eğitimde tamamlamamız gerekiyor. Şimdi şeyler doğru yani onlara katılıyorum. Bunlar Adalet Bakanlığı tarafından da tespit edilmiş durumda ama şu anda listeye girip gidemeyen kişiler ne yapabilir? Bu tevzi sistemi da hayata geçecek. Şimdi bilir kişilerle ilgili siciller tutuluyor. Yani bilir kişinin kaç tane ek raporu vermiş? Verdiği rapora göre karar verilmiş mi? Hüküm kurulmuş mu? Yani hüküme esas bir rapor mu? Efendim disiplin soruşturması almış mı gibi buralardan sicil puanları alacaklar. Ve sicil puanı düşük olanlar gitgide listenin dışına atılacak. İşi yapabilecek kişiler listede homojen hale getirilecek. Ve ondan sonra muhtemelen hakim de her an kimi seçerse seçsin, gelen kişinin aynı kalitede, aynı nitelikte bir rapor verebileceğini öngörecek. Yani şu anda o listelerin sicilleri oluşturularak, sicil puanlarını belki oluşturularak listenin de homojen hale getirilmesi gerek. Şimdi hangi alanlarda bilirkişilik yapıyoruz? Harita ve kadastro mühendisliği ağırlıklı olarak mülkiyete dayalı davalarda. Bilirkişilik yapıyor. Ancak mülkiyete dayalı dava konusu mülkiyetin değeri de olabilir. Konumu da olabilir. Tecavüz varsa tecavüzün kali yani tecavüzlü yapının yerleviyle açılan davalarda olabilir. Onun haricinde imar uygulamaları veya toprak ile ilgili idari mahkemelerde açılan dağlarda bilirkişilik görevimiz var. Gayrim değerlendirmesi aşamasında bilirkişilik görevimiz var. Orada
biliyorsunuz gayrimenkul kamulaştırma bilirkişiliği haricinde. Kamulaştırma bilirkişiliğinde çünkü üç kişi olacak ve bunlardan biri de SPK'dan gayrimenkul lisanslama yetkisine sahip bir kişi olacak. Onun haricinde ancak davaya esas değerlerin tespit edilmesinde ve benzeri hususlarda gene gayrimenkul değerleme uzmanlığı belgeniz de varsa taşınmazın yerinde göstermesi ve değerlemesiyle ilgili alanlarda görev alıyoruz. Şu anda en ağırlıklı yer aldığımız görevler bunlar. Çok nadir olarak ben bir iki defa rast geldim. Mesela bir inşaatın yanında, bir binanın yanında yapılan bir inşaattan dolayı binada kayma olduğu, çökme olduğu iddia edilmişti. Onunla ilgili bir deformasyon ölçüsü. Yine bir sanayi alanında yerleştirilen bir vincin hatalı yerleştirilmesinden kaynaklı bir zarara uğramıştı. Bu vincin yerleştirilmesinde gerçekte yani o kod değerinin korunmadan yerleştirip yerleştirilmediği hususunda inceleme yapılmıştı. Ama bunlar çok nadir karşınıza çıkar. Daha çok mülkiyete yönelik davalarda harita ve kadastro mühendisi bu bilirkişilik görevinde bulunur. Şey çok meşhur. Hepimizin eşi dostluğu mutlaka bir Osmanlı tapusu çıkar sandıkta. Bu Osmanlı tapularıyla ilgili birçok dava açılır. Zabıt kayıtlarının uygulanmasıyla ilgili. Herhalde bu çok sık karşılaşılan bir konu. Bunları da merak ediyor dinleyiciler. Yani bilirkişiler bunları nasıl tespit ediyor? Şimdi geliyor önünüze 200 yıllık, 300 yıllık bir tapu geliyor. Veya zabıt kayıtları geliyor. Bu arşivlere nasıl ulaşıyorsunuz? Bu arşivleri nasıl inceliyorsunuz? Şimdi o hususu da belirtelim. Zabıt kaydı asli kütüklerin yani tapu kütüklerinin kadastro evvelinde asli sicillerdi bunlar. Tapu kütükleri yerine geçiyordu. Bu asli siciller yine dönemdeki tapu müdürlüklerinde tutuluyordu. Hala da ilgili yerdedir. Ama orada şöyle bir şey var. Eğer Çekmeköy'de diyelim bir davaya gittiniz. Çekmeköy'le ilgili bir tapu kaydını Çekmeköy tapudan bulamayacaksınız. Çünkü o dönemde Çekmeköy tapu müdürlüğü yoktu. Yani o kaydın oluşturulduğu kadastro öncesinde o zaman Üsküdar'a bağlıydılar. Mesela o kayıtlar Üsküdar tapu müdürlüğü arşivindedir. O zabıt kayıtları tabii şu anda çeşitli şekilde de mesela Bakırköy Meydanı'na da böyle açılan davalar vardı. Orada ilginç davanın konusu da çok yani bu eski filmlerde hani soyguncuların çıkartıp da ya malını ya canını demesi gibi işte devlete şey yapıp işte benim kaydım var ya tapumu ver ya paramı ver kardeşim yani ikisinden birini ver gibi bir tavır gösteriyordu. Ama biliyorsun bu davalar hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hukuk mahkemesinde dava açabilmek için de paranız olması gerekiyor. Davayı göremezsiniz. Eğer uygulanan bu kayıt nereye geliyor? İşte ben Sultanbeyli için öyle bir kayda gitmiştim. Bu kayıt bedeli milyon liralar falan buldu. Taraflar bu parayı toparlayamadığı için davadan vazgeçmek zorunda kaldılar. Ancak bu zabıt kayıtları geldiği zaman zabıt kayıtlarında genelde bir harita olmaz. Sınırlar sözel olarak tanımlanır. Ve o sözel kayıtları yerel mahalli bilirkişi, bizim adli ve idari bilirkişilik değil de bölgeyi bilen bilirlerle bizim kadastroda yaptığımız gibi gene mahkeme tarafından bu kişiler tespit edilir. Zemine uygulamaya çalışırız. Eğer bazılarında çok nadir de olsa harita olabilir. O harita arşivleri de gene zabıt kaydının ekinde yer alır. Yani o kayıtlar mutlaka tapu ve kadastro arşivindedir. Ancak bu konuyu açtın. Ufak bir şey söyleyeyim. Mesela Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında 1930'lu yıllarda bu tapu kayıtlarıyla ilgili şeyleri anlatıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki bu tapu kayıtlarında aslında çok küçük yüz ölçümlere sahip tapu kayıtları bir şekilde çok büyük alanlara uygulanıyor. Çünkü bir haritaya dayalı olmadığı için zemine uygulanacak ve işte 66 dönümlük bir belge ile 5200 dönümlük bir alanın tapuya bağlandığından bahsediyor. Yani bu kitabın ne zaman yazıldığını düşünün. Ben görevim sırasında Batman'da böyle bir 4 evleklik bir tapu kaydı. Yani 4 evlek dediğiniz 4 metrekare veya 200 metrekare diyelim. Bir alana isabet etmesine rağmen mahkeme bilirkişi eliyle uyguladığı bu 4 evleklik kayda yaklaşık 5 köyü içine almış. Milyonlarca metrekarelik bir alanı bir kişiye tapulamıştı. Tabii biz kadastro çalışmasına gittiğimizde öğrendik bunu. Çünkü kadastro yapmaya gittik. Köylüler dedi ki ya buraya geldiler tapu verdiler. Yani tapuymuş bu. Hepsi bir adamınmış falan dediler. Ondan sonra bu iş açığa çıkmıştı. Yani buralarda o kayıtların uygulanmasında gerçekten harita ve kadastro mühendisliğinde özellikle kadastro uzmanlığında kendinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Yani çünkü o dediğim gibi sınırlar afaki olabilir. O dediğim 4 evlek sınırında işte sol tarafındaki meşe, sağ tarafındaki dere olarak tanımlanmış bir sınır vardı. Hani onun içeriğinde de veya sağında solunda orman da oluyor. İşte tabii yani o yerde.
Yani bu sefer dediğim işte, doğru. 2B giriyor, orman yasasının diğer maddeleri giriyor. Çok karmaşık bir yapı alabiliyor yani. Çok uzmanlık gerektiren bir alan. Tabii buna göre yani ciddi bir inceleme yapmanız gerekiyor. Çünkü bu söylediğiniz hususları hakim bilemez. Hani siz raporunuzu açıklayıp sunduğunuz zaman ona göre bir değerlendirme yapar, hukuki değerlendirme, ama o sırada mesela çevresinde orman var mı, genişletmeye elverişli bir sınır mı, İşte bunu dikkate almış mı almamış mı gibi hususları hakimin doğrudan bilme şansı yok. Belki çok uzun zaman kadastro mahkemesi hakimliği yapmış kişilerde özel ilgi alanları da varsa bizim mesleğe bir nebze hakim olabiliyorlar. Ancak normalde işte İstanbul'da da böyle davalar görülüyor. Hala işte kayıtların uygulanmasıyla ilgili. Hatta ben bir tane etmiştim Sancaktepe'de, gene böyle bir kayıt vardı. Tarihi de ilginçtir. O kaydın kayıtla ilgili hakime bu bilgileri aktaracak olan kişiler bir, çünkü bir kayıt var, alım satıma konu olmuş. Alım satıma konu olan yer aynı yer mi? Tarafların gösterdiği yer bu kaydı okuyor mu, okumuyor mu gibi. Yani bu konuda raporunuzun açıklayıcı ve nitelikli olması gerek. Bir de konu tabii mülkiyet olduğu için, yani mülkiyette de zaman aşımı olmayacağı için böyle değerlendirmeler de yapılabiliyor bazı davalarda. Şimdi bazı davalarda zaman aşımı var. İşte kadastroda 10 yıllık zaman aşımı, hak düşürücü süre daha doğrusu var. İşte bazı özel kanunlar da var ama mülkiyeti genel anlamında düşündüğümüzde zaman aşımına da tabi değil. Ben burada bir AHİM'in kararından bahsetmek istiyorum. Tapulu yerlerde daha sonra ormana döndüğü anda artık mülkiyet hakkının devlet tarafından gasp edildiği ve tazminata hükmetmişti. Özellikle 2009 yılında bununla ilgili bir düzenleme yapıldı Yargıtay içtihatlarıyla. Artık dedi ki Yargıtay, ya çok fazla AHİM'de dava kaybedilmeye başlayınca 2009'daki bir içtihatında artık tapulu bir yer ormana veya 2B alanına dönüştürülmüşse önce vatandaş gelsin idareye başvursun. İdare tazminatını ödemezse ondan sonra davasını açsın ve 10 yıl içerisinde de bu davayı açabilir dedi. Yani 2009 ile 2019 yılı arasında geçmişe dönük de olsa bir sürü dava bu şekilde açıldı. Ama 2019 yılı Kasım ayında bitti galiba bu süre. Ondan sonra da şimdi 4-5 aydır yine bir problem doğmaya başladı. Şimdi sizin tapulu bir yeriniz var. Zamanında devlet geldi, ben sana tapu verdim ama özellikle bu toprak tevzi konularına falan da girersiniz belki. Verdim tapuyu ama pardon diyor, ben buraya orman ilan ettim şimdi veya 2B alanı ilan ettim veya başka bir şey oldu. Burada insanlar da mağdur oluyor ve AHİM de bunların hepsini kaybetti Türkiye. Şimdi AHİM de 10 yıllık süre verdi. 10 yıl için sen davalarını tüket, tazminat alamazsan ondan sonra bana gel dedi. O 10 yıllık süre de 2019 yılında doldu. Bundan sonra AHİM nasıl karar verecek? Ben merakla takip edeceğim onu. Muhtemelen şimdi yine tazminata hükmedecektir diye düşünüyorum. Söylediğiniz güzel. Bu aslında şunu gösteriyor. Devletin mülkiyete bakış açısı, yani bir o kavram olarak mülkiyet kavramına bakış açısı da süreç içerisinde değişiyor. İlk defa işte 1839 Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'le devlet diyor ki İşte can, mal güvenliğini teminat altına alır. Şimdi ilk defa burada başlıyor malınızın güvenliği. Ondan sonra Cumhuriyet dönemindeki kanunlarla da bu mülkiyet şeyi devam ediyor. Ancak bu söylediğiniz gerçekten çok, yani birçok kişinin bu hususta şeyi vardır. Bir şekilde mağduriyeti oluşmuştur. Biz kadastro müdürlüğü olarak gitmişiz, tapu vermişiz. Mesela tapu verdikten sonra Orman Müdürlüğü biz eş zamanlı veya işte 3106 tahtit diye tabir ettiğimiz 1940'lı yıllarda kendileri tarafından yine bir kadastro çalışması. Yani iki ayrı koldan, iki ayrı kurum kadastro çalışması yapıyordu. Bunlar da birbiriyle örtüşmediği için, yani gene devletin kusuru olarak kişiye tapuyu veriyorsunuz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da bu tapuyu kullanıyor. 70'te, 80'de, 90'da Orman Müdürlüğü diyordu ki dur burası orman. Yani mahkemeye gittiği zaman da yapacak bir şey yok. İşte o kayıt orayı uyguluyorsa ya kusura bakma sana bu tapuyu verdik ama hakkını helal et artık yani deniyordu. Birçok tapu kapatılıyordu. Ve üzerine dava açamıyordunuz. Tazminat alamıyordunuz ama dediğin gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna dedi ki mülkiyet devletin güvencesi altındadır. Mülkiyeti ancak bedelini ödeyerek, yani kamulaştırarak alabilirsin. Evet, ormanda kalıyor olabilir o tapu.
Ama bunun parasını vereceksin dediler. Ondan sonra tazminat davalarına karşılaştık. Bu bizim bilirkişilik açısından bir şey daha gündeme getirdi. Bilirkişilerin de işte böyle sürekli mevzuatı takip etmesi gerekiyor. Yani sadece belli bir yerdeki bir mevzuata kalmıyor. Mevzuat değiştiği zaman sizin de mesleğinizle ilgili işte o mevcut mevzuatın mesleğe uygulanması ile ilgili bilirkişilikte bunları da takip etmeniz gerekiyor. Şimdi yine bir dinleyicimizin sorusu var. Bilirkişi raporlarının bilirkişi hazırlarken mahkeme tarafından bir çerçeve çizilmesi gerekmiyor mu diyor. Bu konu da çok önemli bir konu. Yani mahkeme ne istediğini bildirmesi gerekmiyor mu? Uygulamada nasıl oluyor? Aslında evet, bilirkişilik kanununa göre hakimin tek tek olması gerekiyor. Bütün görevlerinizi. Ancak fiiliyatta bu böyle olmuyor. Yani hakim işte bilirkişiye şu kadar süre verdi. İşte bu süre zarfında tamamlanması raporun diye söylüyor. Ve siz dosyayı inceleyerek kendi görevinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Ona göre işte burada da biraz tecrübeniz, dosyada ne isteneceğini öngörmeniz gerekiyor. Ancak bunların hepsi adaletin, adliyelerin yüküyle de alakalı bir husus. Yani bugün işte bazı sayıları paylaşayım mı? Evet. Şunu söylemek istedim. Şu anda Türkiye genelinde ceza mahkemelerinde 1.808.400 dosya derdest. Hukuk mahkemelerinde 2.025.560 dosya derdest. İdari mahkemelerde 292.000 dosya derdest. Yani şu anda görülüyor. Henüz karara bağlanmamış bu dosyalar. Bu tabii günlük olarak değişebiliyor. Adalet Bakanlığı bu istatistikleri yayınlıyor UYAP üzerinden elde ettiği verileri. Yani bu söylediğiniz şey hakimlerin işte o bilirkişilik kanununda belirtilen ideal şu şartlarda şu raporu istiyorum gibi şeyleri aslında bazı yerlerde talep edememesinin gerekçesi çok fazla dosyaya bakıyorlar. Yani bir hakimin de bakabileceği dosya sayısı var yılda. Ancak onlar da bunun çok üzerinde dosyalara baktıkları yıllar oluyor. Böyle durumlarda evet, bilirkişilik kanununa göre hakimin tek tek ne gerekiyorsa onu yazması gerekiyor. Ve sizin ona göre bir rapor hazırlamanız gerekiyor. Hatta ek raporların birçoğu da bu gerekçeyle oluşuyor. Yani hakim size belli bir sınır çizmediği için siz kendi deneyimleriniz ve tecrübelerinizle dosyayı inceleyerek ne istendiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Buna göre rapor yazıyorsunuz ve tarafların itirazına konu oluyor. Bir de bu ek rapor konusu dava süreçlerini çok uzatıyor. Şimdi hakim net olarak ne istediğini belirtmediği için bilirkişi de kendi deneyimlerine göre, dosyayı incelemesine göre bir rapor yazıyor. Sonra taraflar itiraz ediyor. Tekrar ek rapor, tekrar ek rapor. Şimdi yayını takip eden birçok bilirkişi arkadaşımız var. Bunlar şu anda diyorlardır ya, bıktık bu ek rapordan. Bunlar bir de çoğu ücrete de tabi değil. Yani, evet, onlar bedava. Bir de şimdi bilirkişi arkadaşının ücret problemi var. Aynı dosyaya gidiyorlar. Bir heyet konusu var. Şimdi heyette mimar var, inşaat mühendisi var, ziraat mühendisi var. Atıyorum bunlara 1.000 lira ücret takdir ediyor hakim. Harita mühendisine diyor ki senin 400 lira. Hatta şöyle bir anımız var. Bir arkadaşımızın yaşadığı başına gelen bir şey. Niye bu arkadaşlara 1.000 lira yazdın da bize 400 lira yazdın dediğini. Ama onlar 4 yıllık mezunu. Hakimin de böyle bir şeyi vardı, anlatmıştı. Böyle bir anımız var. Buradan da şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz harita mühendisiyiz, işte geometrik mühendisiyiz. Ama dosyalarda fen bilirkişisi, işte topograf, başka başka bilirkişi isimleri geçiyor. Hatta bizim 4 yıllık mezunu olduğumuzu bile bilmiyor bazı hakimler. Yani bu konularda sizin yaşadığınız deneyimler de vardır. Biraz bu konular üzerinde de yorum yaparsanız. Şunu söyleyelim, bu fen bilirkisi kavramı aslında biliyorsunuz kadastronun eski tapu fen amirlikleri vardı. Bu tapu fen amirlikleri aslında 1984 yılında kanunla kapatıldı, kadastro müdürlükleri haline getirildi. Ancak yargı bir şekilde kendi içerisindeki kurumsal hafızasını koruyarak fen bilirkisi şeyine devam ediyor. Şu anda mevcut bilirkişilik kanununa göre bilirkişi yapacak dallar ve alt uzmanlık alanları belirlenmiş durumda. Bunların içerisinde fen bilirkişiliği yok. Yani şu anda sistem üzerinden harita mühendisi, geomatik, jeodezi, harita teknikeri gibi unvanlarla gösterirsiniz. Bir diğeri bilirkişi ücretleri. Harita mühendisleri daha düşük alıyor. İşte harita teknikerleri daha düşük alıyor. Neden diye. Ya bu, şöyle, bu doğru söylüyorsunuz. Mesleğin tanınırlığı yoktu. Biz bu
2016 yılında, 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonucu adli ve idari yargı bilirkişinin harita kadastro menzileri diye bir biliyorsunuz kitapçık hazırlamıştık. Bu kitapçığı bütün mahkemelere gönderdik. Yani Yargıtay'a kadar bu kitapçık gönderildi. Bununla da yetinmedik. Bilirkişilik Bölge Kurulu'nu bu kitapçığı hediye etmek şeyle ziyaret ettik. Bu hususu anlattık. Hakimleri ziyaret ettik. Ve burada harita ve kadastro menzilinin görev alanları nelerdir, hangi çalışmaları yapar, bu mesleğin tanınırlığıyla ilgili bir şeydi. Hatta işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk servisine, diğer yerel belediyelerin hukuk servislerine kadar bu kitabı gönderdik. Bu tanıtımı yapmaya çalışıyorduk. Ancak burada şöyle bir şey var. Mesleği, mesela Nazmi Yıldız hocamız vardı rahmetli biliyorsunuz. O Bavyera eyaletinde görev yapmış veya eğitim almışım tam hatırlamıyorum. Ama Bavyera eyaletinde diyordu. Bir tıp mezunu ne kadar itibar sahibi ise toplumda harita mühendisi o kadar itibar sahibidir. Ama bunu harita mühendisleri tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmiştir diyordu. Şimdi biz biraz da mesleğimize sahip çıkmadığımız için bu durum oluyor. Yani ben mesela gittiğim zaman mahkemelerde eğer düşük ücret varsa bunu mutlaka dile getiriyor. Özellikle ölçmeye dayalı, yani bilirkişilik hizmetini o an yerine getiriyor, üstüne bir de ölçmeye gidecekseniz bunu ek ücret olarak talep ediyorduk. Ama ben mesela bir mahkemeye gittim, işte bu süreci yaşadım. Hakim dedi ki ya ama bunu hep sen istiyorsun dedi. Bu senin bir gıcıklığın dedi. Yani sen bunu uyduruyorsun dedi. O zaman müsaade ederseniz beni bir daha çağırmayın dedi. Zaten ben seni bir daha çağırmam. İşte şu kişi bu işi daha ucuza yapıyor dedi. Tabii hakimler de biliyorsunuz usul ekonomisini de korumak zorundalar. Yani bir mahkeme değil mi karara ulaşırken usul ekonomisinde yani bu en az bedelle götürmek zorunda. O zaman sizin oradaki talebiniz haksız olarak görünüyor. Yani şu anda bilirkişilik listesinde İstanbul Bilirkişiliğinde ben şöyle bir baktım. 10.992 kişi İstanbul'da kayıtlı. Toplam listede 11.872 kişi var. 10.992 kişi bilirkişi yapmak için başvurmuş. İstanbul'da bütün mahkemeler dahil 754 mahkeme var. 10.02 kadastro koduyla bilirkişilik listesine giren 444 kişi var. İşte harita mühendisliği, jeodezi, fotogrametri farklı isimlerle listeye giren 242 kişiyiz. Yani 242 kişi bir araya gelip de arkadaşlar işte şu hususu böyle belirtelim, bu konuda geri adım atmayalım kararını alamıyoruz. Yani normalde biliyorsunuz serbest mühendislikteki fiyat kırımlarında da bu böyle oluyor. Ne yazık ki orada da fiyat kırımı var. Yani evet hakim böyle takdir ediyor ama bizim arkadaşlarımız da bunu zımnen kabul ediyor. Aman neyse ne gelsin o gelsin önemli değil gibi. Buradaki aslında asıl sorun bilirkişiliğin bir sektör haline gelmesi. Bugün Covid salgını nedeniyle bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bu ekonomik krizden sonra birçok arkadaşım beni arayarak nasıl bilirkişilik olurum diye soruyor. Yani veya bugün işte hep aynı bilirkişiler gidiyor diyen kişiler acaba öncelikle bir kamu önceliğiyle mi hani bu bilirkişilik görevini tercih ediyorlar yoksa bir bunun karşılığı olan bir bilirkişi ücretinin olmasını mı? Ve bu o konu var. Ben bir ek yapayım. Bu kamuda çalışıp da bilirkişilik yapan kişiler var, meslektaşlarımız var. Bununla ilgili de bir soru geldi, onu da yönelteyim size. Şimdi kamuda çalışan, özellikle kadastroda çalışan birçok meslektaşımız aynı zamanda bilirkişilik görevlerini yapıyorlar. Tabii bu görevlerini yaparlarken bunlar biraz önce orman, zabıt kaydı uygulaması gibi çok teknik, zor konularda da gerçekten çok iyi işler yapıyorlar. Çok deneyimli, tecrübeli bilirkişi arkadaşlarımız var kadastro müdürlüklerinde. Ama bunları özellikle hakimler tarafından çok yoğun tercih edildiğinde bu sefer kendi yapacakları işlerden zaman ayırmak zorunda kalıyorlar. Dairede bulamıyorsunuz bu arkadaşlarınızı. Böyle bir geldi. Hatta soruda şunu öneriyor. Bu kişileri yıllık izninden düşerseniz düşünmesi düzenleme olursa iyi olur gibi bir şey gelmiş. Öneri. Aslında bunun da bir düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kamu görevlisi, kamu da yapması gereken işler varken bilirkişilik de kamu görevi ama bu taraf aksıyor bu sefer. Böyle bir dediğiniz doğru, dediğiniz doğru. Hatta ben İstanbul'da görev yaparken bu serzenişlerle karşılaşıyorduk. Yani ya kardeşim işte bütün kadastro çalışanları adliyelerde işte biz işimizi göremiyoruz gibi. Tabii İstanbul için aslında sadece adliyeler değil, belediyede çalışan sadece harita mühendisleri de değil. Yani birçok kurumdaki, birçok meslek dalındaki kişiler böyle çalışıyor. Şimdi bu bilirkişilik kanunu çıkarken aslında kamu
personeli olanlar, yani memurların bilirkişilik yapıp yapamayacağı da tartışıldı. Ancak şöyle bir şey var. Mesela ben Batman'da görev yaptım. Batman'da kamu personeli dışında kimse bilirkişilik yapmaz. Yani bugün İstanbul'da bugün bilirkişilik ücreti 600 bilmem ne kadar ama oralarda öyle cazip ücretler yok. Hatta bir de köy yerinde bir o kadar da süre köye gideceksiniz. Orada yeme içme olanağınız yok. Oradan geri geleceksiniz. Tek dosya 150 lira. Çok cazip yok. Cazip değil. Bu şartlar altında birçok ilde bilirkişilik listelerinin dahi oluşamaması gündeme geldi. Yani o yüzden evet İstanbul için böyle ama bugün Batman'a da gitseniz veya Anadolu'nun ücra bir köşesine gitseniz orada da bilirkişilik işlemi çok düşük ücretlerle, çok düşük emek karşılığı gene memur arkadaşlar tarafından karşılanıyor. Yani bu bir denge olması lazım. Sonuçta bu da bir kamu hizmeti. Hatta çok önemli idari yargılarda, idari yargıdaki davalarda özellikle büyük çevre konusu ilgili davalar, kamuoyunun önüne gelmiş büyük davalar, iktidar sahiplerini rahatsız eden davalar da oluyor. Buralarda veya ağır cezada böyle davalarla karşılaşılabiliyor. Ama bizim meslek alanımızla ilgili, işte şu anda gündemde Kanal İstanbul'la ilgili açılmış birçok dava var. Burada kamu yararının gözetilmesi lazım bilirkişiler tarafından. Yani burada tamamen devletin taraf olduğu idari yargılar davalarında tarafsız, kamu yararını gözeten bir hususta çalışıyor olması lazım. Tabii bunlara da baskılar geliyor. Yani işin bir de bu tarafı var, etik tarafı var. Hani bunlara çok fazla değinemedik ama gerçekten bunlar da çok önemli. Ya bilirkişilik kavram olarak gerçekten çok geniş, sorunları da çok büyük. Özellikle mesela bu kamuda bilirkişilik yapan arkadaşlar için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de aslında buna bir çeki düzen vermek istedi. Neden çeki düzen vermek istedi? Çünkü personel planlaması yapamıyor. Siz o gün personeli bir yere ayarlıyorsunuz. Ben de çeşitli dönemlerde idarecilik görevlerinde bulundum. O gün geliyor, keşfetmiş, vallahi şefim benim bugün keşfim var, kusura bakma diyor ama sizin o gün yaptığınız plan alt üst oluyor. Çünkü biliyorsunuz bilirkişi listesindeyseniz ve çağrıldıysanız gitmek zorundasınız. Bakın bilirkişilik kanununda bunu hangi şartlarda, hukukta reddedebileceğiniz şartlar belli. Eğer bu şartlara tabi değilseniz, işte taraflarla husumetiniz yoksa, sağlık engeliniz yoksa gibi durumlar da onu da mahkemeye bildireceksiniz yani size çağırsa. Yoksa orada bulunmak zorundasınız. Tabu Kadastro Genel Müdürü bir genelge yayınladı. 2018'e 3'tü zannederim. Yani bu eğer bilirkişi olarak görev yapanlar varsa bunların bilirkişilikte geçen sürelerinin tespit edilip bu sürenin tedarik ettirilmesi, gerekirse hafta sonu, gerekirse mesai sonrası bu sürelerin tedarik ettirilmesini genelgeye bağladı. Ama o genelgede bir şey daha dedi. Biz normalde, ben de kamuda çalışan biri olarak bilirkişi yaptığım sürece kamu aletlerini, kamunun malzemesini bilirkişilik faaliyetlerinde kullanmıyordum, kullandırtmıyorduk. Ama o genelgede şöyle bir şey de eklendi. Dedi ki bilirkişilik faaliyetinde bulunanlar için öncelikle dairenin işi olmak üzere işte demirbaş eşyaların kullanılması da mümkündür. Yani bundan sonra bilirkişiliğe giden bir kamu personeli, en azından bizim kurumda olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalışan biri, oranın yazıcısını, ölçüm aletini ve benzeri şeyleri artık genelgeye bağlı olarak kullanabilecek ve önünü kesemeyeceksiniz. Ama bu yani sadece oradaki arkadaşların belki doğrudur. Bazı kişiler kamudaki görevlerini bırakarak bu işi yapanlar olabilir. Ama genele şamil olarak da düşünmemesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin genelinde sanki her yerde böyle bir çalışma yapılıyormuş gibi. Birçok yerde evet bilirkişiliğe gidilse dahi mesela bir dosya size havale ve hizmet standartına göre 2 gün içinde çıkartılması gerekiyorsa 2 gün içinde çıkartılması öngörülüyor. Ama İstanbul özelinde zannederim bu biraz daha gündeme gelmişti. Şimdi çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel gidiyor. Ama şu anda Instagram'dan uyarı geliyor. 1,5 dakika kaldı. Son şu heyetle ilgili son birkaç cümle söylersin. Şimdi heyette inşaat mühendisi, mimar, harita mühendisi oluyor. Altına ortak imza atılıyor. Sorumlulukları. Hepsi kendi alanıyla ilgili mi sorumlu? Yoksa bütün... Tabii. Her meslek kendi meslek disiplin, kendi uzmanlık alanıyla sorumludur. Zaten raporu ortak yazarken önce her meslek disiplini rapora kendi içinde katkı sunar. Ancak sonuç bölümünü ortak oluşturursunuz. Sonuç bölümünde sizin meslek disiplininizle ilgili olan kısım önemlidir. Yani siz ortak imza atıyor olmanız, orada diyelim ki inşaatla ilgili bir hususta siz bilgi sahibi olamazsınız. O bir şey sorumluluğu getirmez. Yani siz kendi meslek disiplininiz alanınıza sorumlusunuz. O konuda şey olmaz. Anladım. Zannederim tereddüt o husustaydı. Evet.
bizim alanımızla ilgili olmayan birçok şeyin altına da imza atmış oluyoruz aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz Alişir Bey. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sizi yakından takip ediyoruz. Çok sağ olun. Bütün katılımcılara da teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.